Merhaba dostlarım, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün başlıktan görebileceğiniz üzere Winx efsanesi Kader incelemesi yapacağım sizlere. Bugün çıktı, 6 bölüm vardı ve 6'sını da bugün izleyip sizlere bu videoyu yetiştirmeye çalıştım. Bugün dediğim gibi dizi incelemesi yapacağım. Daha öncesinde dizi incelemelerimi izleyenler bilir ama benim dizi inceleme videolarımın formatı şu şekilde oluyor. Videonun ilk kısmında dizinin konusunu, dizinin beğendiklerimi ve beğenmediklerimi spoilersız bir şekilde anlatıyorum ve ardından da spoilerlı kısma geçiyorum. O yüzden eğer Winx efsanesi Kader'i izlemediyseniz derdiniz olmasın, ilk başta spoilersız kısmını anlatacağım. Şimdi Winx efsanesi Kader neyi anlatıyor? Winx'i bilmeyeniniz yoktur zaten. Hani özellikle 2000'lerde büyüyen tüm çocukların bildiği bir çizgi dizidir Winx, hani gerçekten. Ama şöyle bir şey anlatıyor. Bloom, Stella, Flora, Musa, Tekna ve Layla. En azından Türkiye'de Layla. Dünyanın başka yerlerinde Ayşe ve Alfea diye bir sihir okulunda okuyorlar ve bunlar peri. İşte Bloom'un gücü ateş, Stella'nınkisi güneş, Flora'nınkisi bitkiler, işte Musa'nınkisi müzik, Tekna'nınkisi teknoloji, vay canına çok şaşırtıcı. Layla'nınkisi su. Başka kimseyi demedim galiba, bu kadarlar. Aynen böyle bir okuldalar ve eğitim alıyorlar ve kötülere karşı sihir dünyasını savunuyorlar. Bloom'un anne babası insan, kendisi peri ve ilk birkaç sezon boyunca, en azından benim hatırladığım kadarıyla, Bloom anne babasını, öz anne babasını aramaya çalışıyor. Ardından uzmanlar diye bir okulda var, uzmanlar okulu. Orada da işte büyük de bu saydığım 6 kızın sevgilileri o okuldan. Böyle bir diziydi. Ben çok severdim diyemeyeceğim. İzlerdim ama okulda Winx'te hangi peri kim oynayacak olaylarına girdiğimiz zaman hep kavga çıkardı. O yüzden de benim sevgi nefret ilişkim vardı Winx'te. Şimdi dizinin konusuna gelecek olursak, yani Winx efsanesi Kader'e geçecek olursak da yine aynı şey var, durum var. Bloom işte anne babasını arıyor çünkü öz anne babası olmadığını öğreniyor. Ya aslında çok farklı bilmediğimiz bir durum yok. Hani Bloom var, Stella var. Flora yerine Terra diye bir kız var. Musa var ve Ayşe var. Yani Türkçe'de Layla ama dünyanın geri kalanında Ayşe olduğu için Ayşe var. Sky var, Riven var. Sky Bloom'un, çizgi dizideki Bloom'un sevgilisiydi. Riven Musa'nın sevgilisiydi. Böyle bir durum yani. Winx'in konusu buydu dizinin de, çizgi dizinin de. Şimdi spoilersız beğenip beğenmediğim kısımlara geçeceğim. Şimdi beğendiğim kısımlar Bloom'un, Stella'nın ve Ayşe çok iyi bence şey yapılmış, seçilmiş. Hani Bloom bence gerçekten tam bir Bloom'du yani. Bloom'u oynayan kız yani turuncu saç, mavi göz, tamam yani. Bloom'sun tatlım yani. Gerçek hayatta da birini görsem turuncu saçlı, mavi gözlü, ben ona da Bloom derim ama işte. Onun dışında Sky'ı çok güzel şey yapmışlar bence. O da çok iyi seçilmişti. Kadro ile alakalı bu arada notlarım var. Tam 8 sayfa, 9 sayfa not aldım arkadaşlar. Sevdiğim başka kısımlar, Bloom'un kostümlerini beğendim ve kostümlere birazcık daha ileride gireceğim. Ama hani aralarından en sevdiğim kostümler Bloom'unkisi oldu. Alfea'nın mekanını çok beğendim. Zaten beni tanıyan insanlar biliyordur ki Dark Academia, yani böyle gotik şatolar, binalar benim çok hoşuma gidiyor ve Alfea diye de çok böyle ağzım açık açık izledim yani. Özellikle hani böyle dıştan drone'la çekilmiş olan sahneleri bence dizinin en iyi sahneleriydi diyebilirim. Bence çizgi dizideki karakterlerle bizim şu anki dizideki karakterlerin, hani karakterler bence benzer yani, gerçekten çizgi dizideki şeyleriyle uyumlular. Yani çizgi dizide ne yapıyorlarsa dizide de onu yaptılar gibi bir durum oldu. Yani Bloom yine ben merkezciydi. Bloom yine bencildi. Çizgi dizide olduğu gibi. Yani o yüzden o konuyu da beğendim. Özellikle Riven'da da mesela dizidekiyle benziyordu. En azından birkaç bölümlüğüne. Oraya da geleceğim spoilerlı kısmına. Sonra bir ara Temin Pala çalmışlar. Onu yazmışım. Onu da beğendim. Ve buraya da en son notumda diziyle alakalı olarak sezon sona doğru iyileşti yazmışım. Yani gerçekten ilk birkaç bölüm 6 bölüm var. 4.'ü izledikten sonra gerçekten artık bir mola vermem gerekti. Çünkü dizi gerçekten çok kötüydü. 5. ve 6. bölümler gerçekten hani diziye kıyasla iyi bölümlerdi ama kötü bölümleri bahsetmiştikken artık beğenmediğim kısımlara da geçelim. İlk 4 bölümü İlk 4 bölüm, bütün dizi boyunca yani size öyle söyleyeyim, karakterlerin hepsinde televizyona bağırdım yani. Bağırdım televizyona. Evet, şimdi kadroya bir geri dönelim. Bir kere Flora, Terra ve Musa'ya ne yaptınız abi? Ben bu arada şöyle diyeyim, Twitter'da gördüğüm zaman Terra'ya işte kilosundan dolayı çok fazla şey yapan insanlar gördüm de bence gayet iyiydi. Yani özellikle hani tüm böyle dizilerde manken gibi kızların olmasına gerek yok. Plus size yani manken model bedenli, vücutlu bir kızın olmaması da gayet güzel bir şey bence. Hani güzel koymuşlar. Ama benim sıkıntım hem Terra'nın hem Musa'nın ırkını değiştirdiler abi. Irkını değiştirdiler. Yani Terra Latin Amerikalı olması lazım. Yani en azından ten renginin birazcık daha koyu olması lazım. 5 aydır güneş görmemiş bir tipi olmaması lazım yani. Başka plus size Latin Amerikalı çok rahat oyuncu bulabilir misiniz yani, ama işte Musa direkt Asyalı değil. Musa neden Asyalı değil? Musa neden Asyalı değil? Evet, bu da sıkıntı. Ve Tekna yok. Tekna yok ve Tekna'nın olmamasının açıklaması var en azından. Ama yine de Tekna yok. Ardından bütün uzmanlar da yok. Mesela sadece Sky ve Riven vardı ve ben bunu anlayamıyorum. Tamam, şimdi mesela Tekna şeyden dolayı yok arkadaşlar. Güya 5 element varmış da bu kızların peri güçleri 5 elementin içerisindeki ayrı ayrı böyle alt kategorilermiş de Tekna teknoloji perisi olduğu için yok. Tamam, peki iyi bir açıklama. Da niye bütün uzmanlar yok? Belki bir sonraki sezonda şey yaparlar, getirirler. Ama bu sezon sadece Sky ve Riven vardı ve bu beni birazcık üzmedi değil yani. Ben gerçekten diğer uzmanları da bekliyordum. Kostümler, kostümler çok kötü. Kostümler gerçekten inanılmaz kötü. Bir kere peri kıyafetleri yok, peri dönüşümleri yok. Peri dönüşümlerinin kıyafeti yok, kanatları yok. Bunu nasıl anlatacağım tam olarak bilmiyorum ama mesela gençlik dizisi olarak lanse edildi bu dizi, değil mi? Çünkü 16+ diyorlar diziye Netflix'te. Diğer gençlik dizilerini düşündüğünüz zaman neyi düşünüyoruz? Euphoria'yı düşünüyoruz. Chilling Adventures of Sabrina'yı düşünüyoruz. Kıyafetleri gerçekten inanılmaz güzel olan kıyafetler. Euphoria'nın zaten ana olaylarından biri kıyafetler yani. Çünkü her karakterin gerçekten kendi estetiği, kendi giyindiği şeyleri var ve insanların hepsi oradaki Rue dahil olmak üzere kıyafetler kendilerini yansıtıyorlar. Hayal kırıklığı. Yani hayal kırıklığı. Yani Winx'in çizgi dizisinde tamam her bölümün kıyafet değiştirmiyorlardı Totally Spies'daki gibi ama hepsinin gerçekten kendine özgü bir renk şeyi vardı. Mesela Musa daha çok lacivert giyiyordu. Bloom daha çok mavi giyiyordu. Stella'nın hani o hardal sarısı eteği ve yeşil bluzu ikonik. Onun dışında Flora daha yeşil pembe giyiniyordu. Yani hepsinin böyle bir renk paleti vardı ve buradakiler gerçekten çok kötüydü. Bir kere Terra'nın giyindikleri iğrenç. Stella pembe giyiyor ya. Stella pembe ne alaka yani? Stella ile pembe ne alaka? Yani gerçekten çok çok kötüydü. Kostümler çok büyük hayal kırıklığıydı. Ya bir de şöyle bir durum daha var. Mesela kıyafetler tek parça halinde baktığın zaman güzel ama iyi kombinlenmemişti. Şu sıralar kostüm tasarımına çok ilgiliyim de arkadaşlar. O yüzden bunun hakkında bu kadar üzülüyorum. Gençler kendilerini giyindirmemişler de yetişkin birileri gençleri giyindirip gençler kendilerini giyindirmiş gibi gösterip yapmaları kötü. Yani şey olur ya mesela Riverdale'de sanki yetişkinler yazıyor gibi deriz. Hani senaryoyu yetişkinler yazmış, gençler yazmamış. Hani gençler böyle konuşmuyor deriz. Gençler böyle giyinmiyor. Stella harbiden böyle şey, Kraliçe Elizabeth gibi giyiniyor ya. Kraliçe Elizabeth gibi niye giyinsin 16 yaşındaki bir kız, 17 yaşındaki bir kız? Ardından spoilersız sevmediğim hikaye kısımlarına geçelim. Her şey inanılmaz hızlı ilerliyor. World building yok. Yani dünyayı bize tanıtma. Winx'i zaten biliyorsunuz arkadaşlar deyip tanıtmamışlar. Mesela bu birazcık kötü. Ben dediğim gibi ben Winx'i hep izleyen insanlardan değildim. Daha çok evet yani aşinaydım diziye ama izlemiyordum. İlk 5. dakikada falan. Bloom geliyor okula. Giriyor Alfea'ya. Sky bunu görüyor. Sonrasında işte sen kaybolmuşsun falan filan diyor. İşte Bloom'a o zaman nereye gibi falan filan diye. Sonrasında işte Sky diyor ki burası uzmanların okulu. Peri okulu bu tarafta. Ben dedim ki demek ki okul hocaları burada kalıyor. Yani hiçbir şey açıklanmıyor. Her şey 10 dakika içerisinde hazırlanıp paketlenip size atılıyor yani. O yüzden her şey hızlı ilerliyor. Her şey çabucak oluyor ve bu güzel bir şey değil yani. Gerçekten çok sinir bozucu hatta bir süre sonra. Yani karakterler yaptıkları şeylerin sonuçlarına katlanmıyorlar. Yani 10 dakikada her şey olup bitiyor. Buna spoilerli kısımda birazcık daha gireceğim ama aynı zamanda diyaloglar inanılmaz kötü. Riverdale olayında dediğim gibi hani gençler böyle konuşmuyor. Kimse böyle konuşmuyor hatta. Yani sırf gençleri geçtim hani öyle karikatürümsi, öyle insan gibi konuşmuyorlar. Şunu demem lazım ki herkes çok mal diye 5 milyon kere not aldım. Aptal ve bencilsin Bloom. Yani karakterleri çok seveceğinizi düşünmüyorum. Benim favori karakterlerim Ayşe ve Sky'dı. Evet, spoilersız bu kadar anlatacağım. Şöyle Şöyle diyeyim ki herkese önermem bu dizi. Yani Aşk 101'de olduğu gibi herkes izlesin, en azından bir bakın demeyeceğim. Çünkü gerçekten iyi bir dizi değil. Gerçekten hani herkesin seveceği bir şey değil. Ve hani ben her şeye açık olmama rağmen bile çok sevmedim. Birazcık izleyin, kendiniz bakın ama çok seveceğinizi zannetmiyorum. Evet, spoilerlı kısma hoş geldiniz. Öncelikle diziyi izlediyseniz hoş geldiniz Gaziler Kulübü. Yani bilmiyorum, ben beğenmedim. Belki siz beğenmişsinizdir. O yüzden şu an sizlere beğenip beğenmediğim kısımları anlatacağım. Dizi olgunlaşmış. Fark etmişsinizdir diziye. Seks girmiş, uyuşturucu girmiş. Yani Winx'ten gerçekten beklemediğim şeyler dizide vardı. Ki bu bayağı enteresandı. Çünkü hani gördüğüm zaman oraya giriyoruz demek dedim. Ve daha önce dediğim gibi favori karakterlerim Ayşe ve Sky oldu. Ayşe'yi sevme nedenlerimden biri özellikle hani son bölümlerde aldığı tavır. Yani bilmiyorum, ben de öyle yapardım büyük ihtimalle. Çünkü hani Bloom harbi mal. Bloom harbi mal. Bloom bencilin teki. Neyse ki dizinin sonunda kendisi de söylüyor hani gerçekten bencilce davrandım diye. Yani Sky da aynı şekilde, Sky'a yazık, günah. Bir kere Stella ile Sky ilişkisi gerçekten çok kötüydü. Tek yönlü bir ilişki. Stella tamamen ondan koruma bekliyor. Bloom'la da ilişkisi çok kötü. Yani Bloom'la ilişkisi, yani Sky deserves better yani. Sky deserves better 2021. Şimdi beğenmediğim kısımlara geçelim ki bu en uzun kısım olacak videonun. Şimdi daha önce dediğim gibi her şey, ama her şey çok çabuk ilerliyor. Mesela bütün shiplerden dalalım bir kere bu şeylere. Shipler o kadar çabuk olup bitti ki, yani mesela birinci şey Musa'yla Sam miydi çocuğun ismi? Nereden çıktı ya? Nereden çıktı? Yani harbiden Musa iki arkasını döndü, bulamadı çocuğu. Sonrasında Ayşe geldi, bak bu kız senden hoşlanıyor, seni takip etti dedi. Sonrasında bir baktım öpüşüyorlar. Ardından Terra ile Dane olayı da inanılmaz saçmaydı. Terra ne ara Dane'den hoşlanmaya başladı? Yani her şey çok hızlı ilerliyor. Birbirlerine, yani Winx birbirlerine arkadaş demeye başladı ama hani birbirlerine arkadaş diyebilecek hiçbir şey yaşamadılar beraber. Birbirlerinden gerçekten harbi nefret ettiler yani o zamana kadar. Beatrix genel olarak çok kötü diyeyim, bilmiyorum. O kadar basit bir kötü karakter ki hani ailemin intikamını alacağım. Shiplerden devam edelim. Şimdi ben ne kadar toksik olsalardı Riven ve Musa'yı gerçekten seviyordum. Ve hani Riven ve Musa'nın bu dizide sadece bir konuşması vardı. Ben çok shipliyordum Riven ve Musa'yı. Çünkü hani böyle gitgelli bir ilişki, toksik bir ilişki olmasına rağmen ben bir tek sevdiğim toksik relationship, toksik ilişki olabilir yani. Gerçekten Riven ve Musa'yı seviyordum. Bence çok yakışıyorlardı birbirlerine dizide, çizgi dizide. İkinci veya üçüncü veya işte ileriki sezonlarda nasıl yapacaklar? Musa Sam'le çıkıyor. Riven Beatrix diyorum. Beatrix'le takılıyor. Nasıl şey yapacaklar? Çünkü hani madem Riven'ı tanıttın o dünyaya, değil mi? O zaman Musa'yla birleştirmen lazım. Çünkü hani Sky'la yaptın madem şeyi, Bloom'u. Birazcık değil, bayağı hayal kırıklığıydı bu dizi yani. Devam ediyorum. Başka ne diyeceğim? Ben bu karakterlerin, oynayan insanların yaşlarına baktım, tamam mı? Keşke bakmaz olaydım öncelikle birinci olarak. Terra 27 yaşında. Riven 26 yaşında. Yani yine 20'lerin sonlarındaki oyuncuları lise çağındaki insanlar olarak yedirmeye çalışıyor Netflix bize birinci olarak. İkinci olarak da hani madem yaptın Riven'la Beatrix'i. Beatrix'i oynayan kız benimle aynı yaşta. 2002 doğumlu. Riven'ı oynayan çocuk 26 yaşında. Diziyi düşünün. 26 yaşındaki birinin bana onları yaptığını düşünün. Yani tabii ki de yani legal. 18 yaşında kıza ne de olsa ama düşündüğün zaman çok tiksinç, bilmiyorum. Diyaloglar çok kötü. Beatrix'ten yine şey yapacağım. Ama en çok sinir olduğum sahnelerden biriydi o. Riven'la Sky aynı odada kalıyorlar, değil mi? Riven'la Beatrix yine böyle bir yiyişiyorlardı ya da öyle bir şeydi, tamam mı? Sonrasında Sky odaya giriyor. Ve ondan sonra işte aman yine bu burada falan filan diye triplere giriyor. Onunla beraber bir şeyler yapmamı diyor. O kullanıyor yani. Beatrix'in ismini söylemiyor. Beatrix diyor ki o değil yalnız Beatrix diyor böyle. Yani orada durdurup gerçekten nefes almam gerekti bir. Hani artık televizyona bağırmaktan da yorulmuştum. Böyle bir nefes alıp kötü enerjiyi evin oturma odası dışındaki yerlere şey yapmak istedim. Çünkü gerçekten çok sinirimi bozdu o sahne. Çok kötüydü. Diyaloglar Riverdale'imsiydi. Ardından bir de şunu yazdım. Yani zaten bu hani dizi boyunca olan notlarımdan biri. Bloom neden bu kadar mal? Şimdi dizide hani Ayşe'yla ilk konuşmaları Harry Potter hakkında oluyor. İşte hangi evdesin diye. Bloom kendine Ravenclaw diyor, tamam mı? Bloom bu kadar malken Ravenclaw olamaz arkadaş. 13 kere notlarıma Bloom çok mal veya onun gibi bir not almışım. Çünkü öyleydi. Ne istiyorsa onu yapan bir karakter ve tamamen bir Gryffindor bu arada bunu. Ve hani dizide de bunu çok iyi göstermişler. Çünkü hani bu yaratıklar, yanıklar mıydı? Onlardı galiba. Arkadaşlarına zarar verebilecek bir durumda ve sen gidip bir savaş suçlusunu uyandırmaya çalışıyorsun. Hapisten çıkartmaya çalışıyorsun. Sırf bu arada sırf kendi içerisindeki boşluğu tamamlayabilsin diye. Gerizekalı kız. O yüzden mesela Ayşe benim o yüzden çok sevdiğim karakterlerden biri oldu. En azından bu dizide. Çünkü hani harbiden hepsi Bloom'a destek verdi ya. Mal mısınız kardeşim? Okulda savaş çıkacak. Okulda arkadaşlarınız ölebilir. Siz gidip Bloom'un savaş suçlusunu çıkarmasına yardımcı olun. Dizi hakkında söyleyeceğim bu son şey olsun. Yani karakterleri zerre umursamadım ve bu bence üzücü bir şey. Çünkü hani o kadar fazla karakterin var ki ve büyük ihtimalle o kadar fazla karakterin olduğu için de bu kadar derine inemiyorsun karakterler hakkında. Çünkü her şey inanılmaz bu seviyede kalıyor ve şu kadar bile inemiyorsun. Hani karakterlerde azıcık derinleşmeye çalışsam da yapay kalıyor. Yani Sky mesela Bloom'la öpüşmeden hemen öncesinde işte diyor ya hani ben etrafımdaki herkesi düzeltmeye çalışıyorum. Çünkü eğer düzeltmezsem boşlukta kalacağım ve ne kadar kırık olduğumu anlayacağım, bozuk olduğumu anlayacağım diyor ya. Bu aslında karakterinin çok büyük güzel bir özeti ama neden Sky gidip Bloom'a öyle o şekilde açıklasın? Yani yüzeyseldi. Her şey çok yüzeyseldi. Herhalde çok fazla karakter olmasına bağlıyorum. Çünkü hani 5 tane ana kız var. 2 tane erkek var. Hatta 3 tane erkek varsa öğretmenler var. Beatrix var. Yani o kadar fazla karakter var. Tamam bazıları evet yüzeysel kalacak ama en azından o sırada bir tanesini fazla derinleştirebilirdin. Bloom'dan bana ne dedim ya? Bana ne dedim ya? Bana ne? Niye diyeyim? Annesiyle alakalı sıkıntılar var. Yepyeni bir dünyaya giriyor. Ben niye bu kıza bana ne de diyorum? Umursamadım ya. Bloom'u umursamadım. Çok sinir bozucuydu bu. Düzeltebilirler mi böyle bir durumdan sonra? Bence edebilirler. Çünkü iyi bir yerde bıraktılar diziyi. Ben dizinin son birkaç bölümünü, 5. ve 6. bölümünü beğendim şahsen. Ama nasıl toparlarlar? Asla bir fikrim yok. İkinci sezonla alakalı teorilerime gelirsek de bu arada gerçekten o kadar umursamıyorum ki karakterleri. Karakterlere ne olacağını bilmiyorum. Karakterlerin ne olacağını umursamıyorum. Perilerin kanatlar vardı. Kanatlar ilk başta yok dediler. Beni çok üzdüler. Kanatların hepsi çıkacak mı? Hepsinin kanatları olacak mı? Çünkü hepsinin kanatlarının olmasını istiyorum. Çünkü bence dizinin iyi yanlarından biri de bence en azından efektleri kötü kullanmamışlar. İnanılmaz kötü olabilirdi ama kanatlar mesela o kadar sinirimi bozmadı Bloom'un karakteri kadar. Şu notuma bakın. Ay yeter yazmış. Ay evet. Winx efsanesi Kader de buydu. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Umarım kameraya bağırmam sizi rahatsız etmemiştir. O yüzden çok özür dilerim öncelikle eğer kameraya bağırdıysam ve etkilendiyseniz bir şekilde. Evet, Winx efsanesi Kader buydu. İzlediniz mi? İzlediyseniz ikinci sezonla alakalı sizin görüşleriniz ne? En sevdiğiniz karakterler kim oldu? Beklentilerinizi karşıladı mı dizi? Lütfen yorum atın. Merhaba. Gitmeden şunu da söyleyeyim. Eğer bir sonraki sezon Helia gelmezse yine Helia gelsin. Flora yok. Ama Helia gelsin. Çünkü Helia benim hayallerimdeki beyaz atlı prensim. Period. Neyse. Evet şimdilik bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenseniz lütfen beğen butonuna basmayı, beğenmişsiniz lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın. Abone olursanız çok sevinirim. Şimdilik görüşürüz. Hoşça kalın. Bye bye.